Günaydın. Çok kötüyüm ya. Elim yüzüm çok kötü. Gözlerime baktığınızda kanlanıyor sürekli. Neden böyle anlamadım. Yürüyüşe gidip gitmeme konusunda çok kararsızım. Karnım da çok ağrıyor. Biraz stresten falan elimde yüzüme rakar çıktı. Size böyle kötü bir günaydın demek istemezdim. Ama böyle oldu maalesef. Ben bir bakayım. Çıkma konusunda kararlaştıralım. Düşündüm, gitmeye karar verdim. Çünkü zaten dışarıdan gözüm toz kapar. Hani bir şey kapar daha kötü olur. O yüzden elememeye çalışıyorum gözüm ama bakalım ya bir şey filan damlasam nasıl olur? Sabah işe çamaşır katlamakla başlıyoruz. Gömlekler katlanmaz, gömlekler asılır. Don. Abi giymeyin. Katlamayın. Giyin üstünüze direkt. Bizim evde her gün 10 sepet neredeyse çamaşır yıkanıyor. Sayan çamaşır katlamıyor. Keşke çamaşır katlama makinesi olsa. Var. Şu an bakışıyoruz. Kız saçlarım niye yolunmuş gibi duruyor? Bak geçmiş. Bu kimin doni? Gizem'in doni. Bunlar niye hep Gizem'in ya? Sabahın köründe bana iş yaptırırlarsa olacağı bu. Bir sonra bir katlayıp geleyim. Bugün günü öyle bir uyandım ki hiç. Yatak toplayasım yok. Yaşımız kaç olursa olsun. Değişmeyen şeyimiz. Maşe ile kocayı. Normalde Galatasaraylıydı. Ama o şu an başka yerde. Ben de bunu sardım. Şimdi size ne göstereceğim? Bekleyin gelin. Kız bu saçımı daha yeni topladım. Niye böyle oluyor ya? Yoluk gibi. Kamerayı ters tutuyormuş. Hı. Dün Gizem'e şundan aldırdım. Beyazları leke için. Ben saçımı toplayıp geliyorum, sinir olmuş şu an. Aracıma şöyle bingo çok güzel kokuyor. Sonra bir de şundan aldırdım. Bu da çok iyi. Benim böyle takıntım vardı. Çok güzel kokacak böyle her şeyim. Sonra bir de çamaşır aldırdım. Dün bayağı bir alışveriş yaptık. Bayağı bir. En güzel bence kırmızı kokuyor. Bakayım bu nasıl kokuyor. Bebek şeysi. Bebek yumuşak şeysi gibi. Ama şu kırmızı daha farklı. Gibi. Oh, çok güzel kokuyor. Telefon kılıfı bunu taktım. Nasıl? Gerçek bir insana bir tane telefon kılıfı olur. Bu da benim ikinci zaten. Bir tane normal yeşil var, bir de bu var. Başka yok. Ben bir saattir evde ne arıyorumdur. Çok önemli bir şey böyle. Onsuz asla dışarı çıkamam. Yani yanımda gelir, çantamdaki zaten eksik olmaz. Çünkü iPhone sorunsal. Bir yorumlara yazın, tahmin edin, hadi bekliyorum. Bekliyorum, tahmin ettiniz mi? Yorumlara okuyacağım. Tabii ki de şarj aletim. Ya koskoca evde şarj aletim nasıl kaybolabilir? Gizemkini kullansam. Gizemki nerede? Benimki nerede? Ay ay ay. Allah'ım bir gün gerçeklerini nasip etsin. Kız bileğimi. Bunun sesi zaten yetiyor, biliyor musunuz? Bu şıngırdamıyor. Şıngırdayanlar daha güzel. Bakın bunlar. Kalite yani. Kalite, kalite.
4 tane aldım. Biz 4 kardeşiz ya. 2 paketi benim, 2 paketim de onlar bölüşsünler. Şöyle. Çeyizimizi almışız. Çeyizimi almadın mı? Sağlam. Senin sabah plakte. Ne kadar sağlıklı. Plakte yumurta şovu var. Sen istedin. Bak seni gebertip pancarayı kafana geçiririm. Sabah plakte her gün mutlaka 2 plakte oluyor. Her gün yumurta kırılıyor. Ben böyle ölmüşüm. Diğerinde de ben ya tost yapıyordum ya gözleme ya yumurtalı ekmek bir şeyler yapıyordum. Asel. Büfe kapanıyor bu saat 10:00. Aşko. Ben geçerim. Sadece vermiyor zaten. Emma ne? Arkadan saçım nasıl duruyor acaba? Niye böyle saçın? Bir de hani yeni yıkadım yani. Otellerden bahsediyorum. Ben herhalde otele geri döneceğim. Alttakiler yağda pişin, üsttekiler air fryer'da pişin. Aradaki fark görüyorsunuz. Bugün semalar yapmamışlar. Şeye giriyoruz bakalım. He? Zeytin kampına giriyor yani seçim şey. Bakalım tadı nasıl. Kayıp mı? Evet, sofanın son hali böyle. Senlik yemek yok. Senlik yemek yok. Son sofanın şeyi de geliyor. Çeksene ya bir şortayı açsana. Gel burada diye baba gel. Sucuk yemer tamam. Çay yap. Yemer. Arabaya. Kaç lira o? Amcamın kiracısın. Hangisi? Yeni kiracı mı? Eski. Boşuna ha? Yok ya şeyin. Kızların. Kaç lira? Eski. Bunlar gitmedi mi arkadaş? Bimle müdüre kız. He? Müdür oldu ya, bölge müdürü. Nerede? Bim. Hani şu zeytinin poşetini versene. Bunun biri geçti öğlende. He. Ketçap mayına sıkacağım. Bak şu anda duruyor işte. Kızım tabak edin dedem ben kapı görüm ya. Balık yersiz ya bunlar. Nerede nehir? Amcam da zaman gidiyor Ali ya. He? Cemal amcam. Ne zaman gidiyor? O yemez ki. Bayram o sabah erkenden yapar. Bayram geldi değil mi? Geçen bayılırım. Ottan geçirme gezin ya. Deniz bokulmuş. He pasta yiyeyim dedi. Bir şey desen 1 milyar 2 milyar parası ne adamın? Ay inandım. Ben yiyip geleyim. Bu ilk fedadan benim. Sıcak da. Hiçbir şey yenmiyor ki zaten. Gözüm bir tık daha iyileşti. Ben bir şey yedikten sonra şu an midem ağrıyor mesela. Neden öyle oluyor? Ben yani yemek sırasında bir şey içmemeye çalışıyorum ki midemi tıkamasın falan diye. Çay bile içmedim neredeyse. Ama midem şu kadar ağrıyor ki şu an. Bir sorun falan mı var acaba? Yine sıcak su torbası. Asıl iş kodu şarjı mı? Bir de buraya geldi. Şurada ürün var. Bir de bizim paşa bir yere gitsen. Tipe bakın. Tipe bakın. Günaydın. Günaydın. Karpuz benim, ben yiyeceğim. Ben yiyeceğim karpuzu. Yani yap. Boş mısın? Ben yiyeceğim. Damlıyor. Hı-hı. Yok otomatik. Yakaldı. Gel buraya. Kardeş o. Kardeş seninle oynamak istiyor. Annem. Güzelim. Oğluşum. Bak. Oynamak istiyordu oradan. Gel. Keş oyna hadi. Keş oyna hadi onunla. Keş oyna hadi. O da erkek. İki erkek dertleşin. Lan. Pişt. Pişt. Bizim tavukları kovalıyor bu da. Bak şimdi nasıl oynayacaklar.
Arkadaşın çağırıyor, hadi. Bunun adı Keş, bunun adı Kelleş. Yeme. Yok ya, hadi. Yiyip durma. Yiyip durma. Burada. Dur. Şaka yaptım, şaka. Kim? Asali. Kutuk. Kaç lira atıyor? 200 lira. Rabiş düzeltsin seni. Yapar mısın? Kuaföre gitsin hanım. Ceylin parası çok. Arkadaş buluşması. Hadi arkadaşınla oyna. Kışt. Kış lan. Isırır mı ısırır bildir. Tanımadım mısın köpek? Hadi gel. Yalan söyleme. Yürü. Bizim motorun ne işi var burada? Hadi gel. Kofi'ye gidiyoruz. Keş arkadaşım da geliyor. Allah'tan çok uzak bir yere. Hemen şurası kuaför. Geldik. Keşke geri gidebilirsin. Bak benden daha iyi biliyor. Keş kuaför nerede? Doluymuş ya. Biraz bekledikten sonra gideceğim. La 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 la. Bunlar ne ağaç bilen var mı? Düşün bacım. Neydi bir tane var ya TikTok'ta ileri çekip sormaya sanmışım bacım diyor ya. Çok mu incelmiş kaşlarım? Alışamıyorum ince kaşa. Anam bir hapşırıp tutuyor beni, bir hapşırıp. Gözlerim egzama olmuş ya bir de. Gözlerim yaşardı, ağlayacağım gibi. Abla da diyor ki Hamide abla kofi. Sen diyor niye TikTok'ta sevgilisiz debil. Konuşamıyorum ya. İngilizce şeyler paylaş. Ben dedim ki abla dedim onlar tutuyor dedim. Bizler tutuyor dedim. Keş. Anne. Onu görmek ister misiniz? Bugün mutfak sırası bende. Nedense. Anam. Nereden başlayacağım bilmiyorum. Şurayı görmek bile istemiyorum. Makineyi güzelliğine boşalt. Şimdi bunları sudan geçireceğim. Arkada hamam. Hamam ne ya? Ucun ucun al. Bazen o kadar terapi gibi geliyor ki bazen iki de yani. Bir şey gerçekten çok nankör. Başka makine atabileceğim. Elimde yıkayacağım yani. Plastikleri de atmıyorum ben. Tencereleri de atmıyorum. Tek tabak ve bardak. Hadi onları da yerleştirelim. Siz de biraz arkaya görün. Hiç hayat enerjim yok. Bitmiş, ölmüşüm. Tamam. Nefes
bitti. Geri kalanını da elimizle ekeceğiz. Kettle çalışacağım için çok hızlı çıkacak. Siz bekleyin azıcık. Evet arkadaşlar, geldik ikinci seansımıza. Bak beleşi ha. Parayla değil seansımız. Bu sadece bir köpük. Sonra şimdi bulaşık kırmızı yıkıyorum. Bu arada dinle dinle yapıyorum çünkü beynim çatlıyormuş gibi hissediyorum şu anda. Sıcakta sıcak suyla bulaşık yıkamaktan. Keşke erkek olsaydım gerçekten. Abi erkeklerin derdi yok yani. Ne bir derdi olabilir? Yani nasıl bir derdi olabilir? Bazıları hariç. Çocuk doğurmuyorsun. Bir şey yapmıyorsun. Ondan sonra yemek derdin yok. Yani beynini alırmıyor. İşe gidiyorsun, gidiyorsun. Aa bitti. Eve geliyorsun, yatıyorsun yemeğin önünde. Yemediğin arkanda. Ne istiyorsun? Keşke erkek olsa. Erkekler hayat 5-0 önünde başlıyorlar. Bir yazar ben ne bileyim bulaşık yıkıyorsun. Gel de en iyisini sen yık aşkım. Ara verelim, yıkayalım. Sonra bir daha, bir parça daha yıkayalım. Sonra ben öyle yapıyorum. Şimdi buraya birikmeye çalışıyorum ki şey olmasın, birikmesin. Bak sesi duyuyor musun? Artık bu şarkı da kına gecelerinde söylenmiyor ya. Yeni yeni zıngıl zıngıl şarkılar. Eski düğünler bile kalmamış. Şimdi bir de şey yapmıyorlar, düğün yapmıyorlar. Sonuçta bir kere evleniyorsun. Yap düğününü. Ne kadar masraf olabilir ki yani? Ben biliyorum çok masraf ama bir kere evleniyorsun ki sonuçta. Bir kere o gelinliği giyeceksin. Ben düğünüm çok hani durumu yeterse karşı tarafında hani isterse tabii ki de çok güzel yapma. Yapmak isterim yani sonuçta ne bileyim yani prensesler gibi olmuş. Yani. Bence her kızın hayali o beyaz gelinlik güzel. En iyi şekilde. Allah isteyen herkese nasip etsin. Doğru işle, hayırlı işle. Kız bu bıçakta kan var. Biri tavuk mavuk mu kesti acaba? Ama ben bir şey sıkayım. Asperox. Sarıcık. Kesin giden burada tavuk kesmiştir. Bıçakları da içine attım. Şimdi elime gelecek. Korkuyorum. Böyle bıçakları böyle böyle gidecek. Nasıl bulaşık yıkamın altına çalışmamış? Böyle. Şöyle yapıyorsunuz. Pisliği gidiyor. Ben tahta kaşıkları seviyorum ama yıkarken sanki içine çekiyormuş gibi geliyor. Şuna da bir tip geleyim hemen. Evet, tezgahın üstü bitti. Güzelce temizledik. Geride kaldırdım. Mis gibi oldu. Böyle içim ferahladı. Böyle mis gibi yani toparladım. Bir migren tutmam var. Sürekli oluyor. Uyumasam geçmiyor. O yüzden biraz uyumam gerekiyor. Çok kötü ya. Bir çözümü falan da yok biliyor musunuz? Ben ilaç kullanamıyorum. Hani kullanmıyorum. Hani ağrı kesicidir, carttır, cürttür. Sadece uyuyorum ve karanlık bir ortam olması gerekiyor. Anca öyle geçiyor. Yoksa hiç geçemiyorum. Birazcık uyuyayım dedim. Kafamı dinlendireyim dedim ama asla öyle bir şey olmuyor. Bir evde.
Şöyle havlumu sereyim ki saçlarım dökülmesin. Nedense saçlarım artık, bakın tarağı çok geliyor. Yere dökülmüyor ama tarağı geliyor. Bakın böyle bomboş. Kız dün gratisteki indirimi nasıl kaçırdık öyle ya? İzdiham çıkmış. Kesin ben de kavga ederim. Haksızlığa gelemiyorum. Birazdan eczaneye gideceğim. Kortizonlu krem alacağım yüzüme. Gözüme. Bitti. Ben kendime geldim valla. Bir saat uyudum ama böyle sanki 10 saat uyumuşum gibi. Uyumak dünyanın en güzel şeyi. En güzel şeyi. Uyuyun. Vakit bulduğunca uyuyun. Ya benim kolumda, bacağımda, her tarafımda böyle yaralar çıkıyor. Neden? Ya cildiye gideceğim ama cildiye çok geç randevu veriyor. Ölelim mi biz kaşın şeyden falan yani yaralardan? Benim vücudum çok hassas zaten. Ellerimde falan egzama vardı ama egzama geçti. Bu sefer böyle olmaya başladım. En son çıkarken burayı tertemiz bırakmıştım. Ne hala. Bizim evde imkansız bir şey. Allah'ım is. Müsait inarım. Denizden çıkmışsın. Mı bağıran? Evet, şimdi size bir soru. Pembe domates o kadar güzel ki tabi. Normal domatesler gibi değil. Biliyorum sizin pazarlarda var mı? Burada var. Tadı çok güzel yani. Mis. Sonun tadını bilenler. Demin yayındaydım. Ya TikTok diyorum ya, o kadar çok değişik yer olmuş ki. Hani eskisi gibi değil böyle. Yayınlarım artık 5 dakika sürüyor biliyor musunuz? 5-10 dakika. Eskiden olsa 1 saat yayına çağırdım, sohbet ederdim. Şimdi sohbetin sesi edilmiyor. İnsanlar o kadar çok değişmiş ki. Bilmiyorum ya. TikTok artık benim barınabileceğim bir yer değil. O yüzden siz varsınız. TikTok'ta kaos yaratacağım. Ana birilerini sallayacağım. Birileriyle sevgili olacaksın oradan. Ondan sonra anacığım sürekli PK atacağım. Ben PK atınca da sıkılıyorum. Bu var ya, mükemmel. Yazın yemeği, yazın değil, her zaman bence yemeği. Olmazsa olmaz tatlıdır. Soğancıma. Aslında soğan bahane. Ağlamak şahane. Şu günlerde diyorum ya, her şey böyle zırt pırt ağlıyor. Bir de şey döneminin üstüne gelmesi. Ondan kaynaklı. Mor soğan mı, beyaz soğan mı? Şimdi bunları böyle böyle küçük küçük doğruyoruz. Bir de böyle. Ay otelde mutfakta çalışırken ne kadar çok şey doğrardık ya. Ama ben şeydeydim. Ben hep sıcağı verirlerdi plate'in başında. Ben var ya abo. Yanıyordum.
Bilen bilir. Çalışan bilir. O sıcaklığı yazın başında düşünün, sinek kısmında plate'tesiniz. Atıyorum ne diyeyim. Hamburger eti pişiriyorsunuz. Bir ara ben fırına verdiler. Koskoca dışarı bir fırın var. Hamburger yap. Şey pizza yap. Ben anlamam. Geç öğren. Ama çok kötüydü ya. Çocuğun ben iki hafta gittiğimde yüzünü yanmış biliyor musunuz? Fırına bir şey yapmış yanlışlıkla. O da onun yüzünü yakmış. Sanırım dişim çürüyecek. Çok ağrı yapıyor. Hiç diş ağrısı çekmedim bu zamana kadar ama şu an böyle arada bir gidiyor geliyor ya. Onun ağrısı bile yetiyor. Şöyle. Ben salataları küçük küçük seviyorum. Büyük büyük değil. Minnak minnak olacak. Kaşık salata var ya. Bunlar. Ne? Annemin çantasına koydum geri. Evet, salata da 2 dakikada hazır. Marul falan koymayacağım. Böyle domates, salatalık, soğan, mis gibi yeter. Bitti. 5 dakika besinmedi. 5 dakika besinmedi. Yemek olarak da ne yapmış? Bu tavuk çorbası. Bunu keşe kaynatmak için. Bunu demin yedim zaten. Fırında da üf 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 üf. Ya sizinle kafa dinlemeye gitmek istiyorum. Tahmin edin nereye gideceğim. İlk tahmin ettiğiniz yere gidemeyeceğim ama farklı bir yere gideceğim. Keş. Keşsiz olur mu? Kuyruğum. Keş! Nere lan bu? Annem salça yapmış. Sonra bunu çatıya seriyorlar işte. Hı? Annem kurban olurum. Gel aşkım bakın. Keş dedim. Bu geldi sesime. Kurban olurum sana. Keş bak. Hangi bölümde? Keş! Bağını gösterebilirsin. Motorun sesini duydu. Bir nasıl geliyor? Niye koştun? Uykum. Fındık gel. Gel sen de. Çok korkuyor motordan ama. Bin. Bin kızım sen de. Bin. Bin fındık. Gıcık. Bilmiyorsan çekil. Ambulans geliyor. Kim bayıldı acaba? Video çekeceğim diye telefonum düşüyordu son dakika tuttum. Keş, tuvaletin yeri söyle tamam mı? Durayım kenara sen yap. Güneş tepeme vuruyor. Şey yolu göstereyim biraz. Gezdiriyorum sizi. Arkama oturdunuz. Bir kokulu mum. Buralar genellikle kapalı oluyor. Hani açıldı ama şey işlemiyor. Burada iş tutma o kadar çok zor ki. Gerçekten çok zor. Mesela bak şurası deri dükkanıydı. İşlemiyor. Ne kadar olursa olsun işlemiyor. Bakın satılık yazmışlar. Buralar benim yaşadığım yerler böyle. Genelde ben sabahları buraya yürüyüşe geliyorum ama bugün gelemedim. Bu telefon kılıfı aşırı rahatsız edici. Eve gidince değiştireceğim. Çünkü telefon elimden sürekli kayıyor. Keş.
işte yolu izliyor sizin gibi. Ay inşallah çok sallanmadınız. Çünkü sol elle telefonu tutmak biraz zorlayıcı. Şu meyvenin adını biliyor musunuz? Durun göstereceğim, yakınına gideyim. Bunun adını. Ne bir şey dikeniydi. Şu yakınlaştırayım. Daha olmamış. Aslında bak. Bir kokulu mum misali. İşte insanlar da buraya para verip geliyor gezmeye. Sonra da bize köyde yaşıyorsunuz diyorlar, değil mi? Değil mi Alişum? Ben niye buraya geldim ki, buraya gelmeyecektim aslında. Ben sizi farklı yere götüreceğim. Yanlış yere geldik. Eskiden hep bir şeydi. Yeşillik deyip ev yapmışlar ya. Ne kadar kötü bir şey aslında. Doğa kendini kaybediyor. Üzülüyorum bu duruma. Yine buralara bir yeni yeni evler. Belki buraya taşınmak olan, taşınacak isteyen vardır. Bu videoyu izliyordur. İyi düşünün. Tam yeni yeni evler ama... Keşke kaybolursan nereden geleceğini biliyorsun. Benden daha iyi yolu biliyor, biliyor musunuz mu? Evi benden daha önce bulur. Dinleyin. Hadi keşke çocuklarla yarışalım. Ay durun, sizi ezmek istemiyorum. Çok az kaldı gideceğimize. Bir de motorun şarjı bitiyormuş burada. Anam anam. Kim ittirecek? O şimdi asker. Arabanın arkasına yazmışlar. Canı neler ister? Belki yolu boş boş çektiğim için bana kızacak olan vardır. Niye yolu boş boş çektin? Cartta curtta. Sizin için aşk o. Bir ayı mayı çıksa ne yapabilirim ki? Yani en fazla ayıya teslim olurum. Geldik. Doğayla iç içe olmaya. Oğlum inek sesi geliyor lan arkamdan, arkamdan bö demesin mi? Keş, köpekler çağırıyor. Böyle doğayla içeyim, o kadar çok huzurlu oluyorum ki. Bir köpek istilasına uğradık. Köpek ayağıma yapışıyordu neredeyse. Keşi gör. Keşi de çenesini açmadı. Normalde havlayan köpek. Köpeği görünce sustu. Biz seni korkak mı yetiştiriyoruz ha? Yokuşlarda olduğunca yavaş inmeye çalışıyorum. Allah korusun. Yani mahallemize geldik ya, bak nasıl kıpırdanıyor. İçi gıbır diye gavur gavur. Ne oldu? Ne oldu? İn hadi. İn.
Sen demin köpekten şey yapmadın beni. Anam indi gerçekten de. Hadi tuvalete gelmiş. Çocuk tuttu tabii. Yaşına gitmeyecektim ama çok zorla gidiyorum neredeyse. Ben sürdüm, sadece rüz sürdüm. Bir daha aldık. Sonradan kapatıcı falan sürmedim. Yeter. Çok bile. Çünkü zaten burada mı kötü oluyor sürünce. Benim de böyle. Akşam yemeği yememiştim. Bir şeyler yiyeceğim. Muz yiyeyim. Çok kötüyüm. Sürekli burnumu çektim. Yemin ederim hakkını sen helal edin. Ay. Evet. Aman durmuyor ki. Telefon kılıfımı çıkarmıştım. Burcum bozulacak. Evet, azıcık sohbet edelim. Neden Rabia bu kadar mutsuz? Çünkü mutsuzum. Mutlu olamıyorum. Nasıl diyeyim? Kendime yediremediğim bir şeyler var. Zoruma giden bir şeyler var. Hastayım. Öyle. Boş boş beni izlediniz biliyor musun bu zaman buraya kadar? Ben herkesin de buraya kadar izlediğini düşünmüyorum. Başka muz var mı? Hı. Çok hızlı yedim. Acıkmışım bunu fark ettim. En son sabah yediklerimiz duruyor. Ayım da böyle. Belki beğenmeyeceksiniz ama. Yet o. Şöyle boydan göstereyim kendime. Hadi gidelim arabaya. Beş. Nasıl olmuşum aşkım? Nasıl olmuşum? Düdüt düdüt düdüt. Anam benim. Benim minnoş kızım geldi. Ben seni unutur muyum ha? Özellikle geldiğim için hepsi topu giymiş lan. Ben de gidelim bak. Ay giyemedim. Geldik. Hani avokado? Burada bungalov da varmış. Ceylin topukluyla nasıl yürüyorsun? Sıra benim. Şey. Geldik. Ortam böyle. Güzelliğine bakın. Bir şeyler yiyen ben. O kadar güzel ki şu an bayıldım. Şuradan iki hak yiyorlar. Onu kim buraya getirdi? Ben diyorum ki arabam nerede? Evet. Evet. Hadi ben topuklularla değilim. Bunlar da şuysun. Bu ortam ben çok beğendim. Organizasyonu falan çok güzel yapmışlar. Allah nasip ederse hani ben de böyle bir şey isterdim açık havada. Buradan eskiden merdiven mi varmış? Eskiden merdiven mi varmış? İnin. Buranın güzelliğine bakar mısınız? Harika. Bizimkileri buraya getirdim. Bunların fotoğraflarını çekeceğim burada.
Kameramancı beni çek. Gizem buradan çeksem ama boydan çekmem. Şimdi çok ağır ödüler beni beklemek istiyorum. Evet gidelim ya. Çok oturduk. Değil bulan oldu sanki benimmiş gibi sahiplenme. Aç gidiyoruz. Benim kafam ses kaldırmıyor onu fark ettim. Böyle kalabalık ortamları sevmiyorum çok fazla. Bu böyle ses sakin. Huzur buldum yerlerde. Yani saat 11'e geliyor neredeyse. Çok bile oturduk. Aslında çok fazla kesit çekemedim çünkü telif veriyor. O yüzden kusura bakmayın. Mekana geldik. Kedisine dönüş. Yemin ederim şunları giydim ya. Böyle pijamamı da giydim. Mükemmel. En sevdiğim. Evet. Makyajımı da çıkartalım. Ben böyle yapıyorum. Döktüm. Gözüme zarar verme. Fon almayın. Sürekli sakımla dolu deyip duruyor. Sinir oluyorum. Bizi nereye bekliyor bir tahmin edin. Hadi gidelim. İnşallah çok bulaşık yoktur. Bir de giderken yıkamıştım ya. Yine var yani. Yine var. Tezgahın üstü, mezgahın üstü anasını yemin ederim. Baktım, baktım. Aşk öyle bir büyük ki anlayamazsın. Ben aşık oldum. Ben aşık oldum. Aşk. Hem de doğru kişi ama işte donuyoruz değil mi? Öyle hemen fıstıklı şuraları toplayalım. Artık mutfak görmek istemiyorum. Yayını bile burada yapmayacağım. Ulan şurada duvar mısın bunu? Thank you. Şimdi ben makineyi koymadan önce sularını alıp makineyi aldırıyorum. Bakın keşke şöyle bir şey gelsin. Bu kapağı açsak, bunları böyle direkt koysak, onlar kendileri içeride yerleştirsinler. Çok mantıklı. Aşırı mantıklı. Tek tek biz diziyoruz da, bir tane tek tek biz geliyoruz. Yemiyorum ya sürekli. Şey deyip durup duruyor. Uf, ekmeğe bir bandıracağım onu. Üf yani acıkmışım. Gelin birlikte yiyelim. Bunu tencereye boşaltacağım. Yani. Elinden dayı. Eskiden kaşık mı vardı? Bu yemek buraya sığacak mı? Bu da var. Hadi. Kaşık varmış demek ki. Ben dedim ki yağlı kağıttan tutar koyarım dedim ama şey yağlı kağıt parçalandı. Benim elim 10 marifetli olduğum için sevgi dolu ellerimle elliyorum. Ve sadece bizimkiler yediği için yoksa. Biliyorsunuz hepimiz konuşamadım. Evinizde eldiven takıyorsunuz öyle katıyorsunuz. Bizim evde de eldiven vardır. Eldivensiz çalışamayız bile. Hindistan sokak lezzetleri ne ki yani?
Evet, bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Çünkü telefon kafayı yemeye ve ramak kaldı. O yemeden ben kapatayım videoyu. Kendinize çok iyi bakın. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Belki ilk başlarda moralim bozuktur, şeyim düşüktür. Size yansıttıysam kusura bakmayın. Sizi çok seviyorum. Bye bye.